Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ediz Hocam. Arkadaşlar dijital elektronik derslerimize bu videomuza beraber başlıyoruz. Bugünkü dersimiz sayı sistemleri arkadaşlar. Şimdi sayı sistemlerinden biraz bahsedelim. Şimdi bu dersimizde ne yapacağız ondan da bahsedeyim. Sayı sistemlerini tanıtacağım arkadaşlar bu dersimizde. Bundan sonraki dersimizde de sayı sistemleriyle ilgili dönüşümleri inceleyeceğiz. Şimdi dijital elektronikte kullanılan sayı sistemleri nelerdir arkadaşlar? Biraz onlardan bahsedelim önce. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bu sayı sistemleri şunlardır. 1. Binary 4 adet sayı sistemi vardır arkadaşlar. Dijital elektronikte kullanılan. Bunlardan şimdi hızlıca bahsedelim. Ne demek olduğundan. Şimdi bunlar nelerdir arkadaşlar? 1 dedik. Binary yani ikilik sayı sistemi. Binary yani ikilik sayı sistemi. İkincisi arkadaşlar desimal şunu siyah yapalım. Evet. Desimal yani onluk sayı sistemi. Bu sayılar nedir arkadaşlar? 1'den 10'a kadar olan sayılardır. Üçüncüsü oktal yani 8'lik sayı sistemi. Dördüncüsü ise heksadesimal yani 16'lık formatta yazılan sayı sistemi arkadaşlar. Bu dersimizde bu 4 tane sayı sisteminden bahsedeceğiz. Bunların neler olduğundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar bunlarla ilgili genel bilgilere bu dersimizde yer vereceğiz. Şimdi arkadaşlar binary sayı sistemi olan ikilik sayı sisteminden bahsedelim. Bakın buradaki ikilik arkadaşlar binary sayı sisteminin bir diğer ismidir. İkilik sayı sistemi de diyebiliriz bu sayı sistemlerine. Şimdi bunların özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Binary sayı sistemleri arkadaşlar 0 ve 1 sayılarından oluşuyor arkadaşlar. Binary sayı sistemleri 0 ve 1 sayılarından oluşuyor. Sadece 0 ve 1 bulunabilir arkadaşlar binary sayı sistemlerinde. 0 ve 1'de birden farklı bir rakam olmaz arkadaşlar. Bir diğer özellik ise binary sayı sistemleri arkadaşlar ikilik formatta yazılırlar. Yani iki tabanda yazılırlar arkadaşlar. Binary sayı sistemleri arkadaşlar dijit olarak ifade edilir. Bu da binary sayı sistemlerinin diğer bir özelliğidir arkadaşlar. Son özelliğimiz ise binary sayı sistemleri arkadaşlar şeklinde yazılırlar. Bakın burada dikkat edeceğiniz üzere binary sayı sistemlerinin tabanı 2'dir arkadaşlar. İkilik tabandaki sayılardır. Zaten bir diğer ismi de ikilik sayı sistemiydi. Dolayısıyla ikilik tabanda olduğu için taban içerisindeki sayılar 2'den büyük olamaz. Bu diğer formatlar için de geçerlidir arkadaşlar. Bakın parantez içindeki sayılar sadece 0 ve 1 rakamlarından oluşur. Yine desimal sayı sisteminin tabanı 10'dur ve bu sayılar arkadaşlar desimal sayılar da 10'a kadar olan sayılardı. Tabii ki bunların içine 10 yoktur. 0'dan 9'a kadardır bunlar. 9 da dahildir arkadaşlar. Şimdi binary sayı sistemini inceledik arkadaşlar. Dönüşümleri bir sonraki derste anlatacağım. Dönüşümler bu derste değil. Bu derste sadece tanımlarını özelliklerini anlatacağım arkadaşlar. Sayı sistemlerinin özelliklerinin ne olduğu ve bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi desimal sayı sistemine yani onluk sayı sistemine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar.
Desimal sayı sisteminden bahsedecek olursak özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarından sayılarından oluşurlar. Onluk tabanda yazılırlar arkadaşlar. Desimal sayı sistemler işte şekildeki gibi onluk tabanda yazıyor arkadaşlar. Desimal sayı sistemleri. Ve desimal sayı sistemleri arkadaşlar 10'dan küçük olan sayılardır. İçerisinde 10'dan büyük olan sayılar bulunamaz arkadaşlar. Desimal sayı sistemi ile ilgili de göz önüne almamız gereken durumlar bunlardır arkadaşlar. Şimdi desimal sayılardan zaten diğer ismi de onluk demiştik. Şimdi arkadaşlar 3. sayı sistemimiz olan oktal yani 8'lik sayı sistemlerini inceleyelim arkadaşlar. Şimdi oktal sayılardan biraz bahsedelim arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar oktal sayı sistemleri 8'lik sayı sistemleridir. Bir diğer adı 8'lik sayı sistemidir. Ve 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayılarından oluşur. Dikkat ederseniz oktal sayı sisteminin içerisindeki sayılar 8'den küçük olan sayılardır arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Yani 7'den büyük olamazlar. 7 dahildir. 7'den büyük olamaz. Oktal sayılar 8'lik tabanda yazılırlar arkadaşlar. Bakın şekilde görüldüğü gibi 0,71 8'lik tabanda bu sayıları yazmışız arkadaşlar. Ve oktal sayılar 8'den küçük olan sayılardır arkadaşlar. Bakın ismi zaten 8'lik sayı sistemi 8'lik tabanda yazılıyorlar. Şekilde görüldüğü gibi ve içerisindeki rakamlar 8'den küçüktür arkadaşlar. Zaten bunları bildik mi ezbere gerek yok. Direktmen aklımıza gelir. 8'lik dediğimiz zaman arkadaşlar direktmen zaten özelliklerini biz kendiliğinden sıralayabiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sayı sistemimiz heksadesimal sayı sistemi yani onluk sayı sistemi arkadaşlar. Şimdi heksadesimal sayı sistemlerini inceleyelim. Şimdi sevgili arkadaşlar sayı sistemlerinden sonuncusu olan heksadesimal sayı sistemlerini inceleyelim arkadaşlar. Özelliklerinden bahsedelim. Şimdi heksadesimal sayılar arkadaşlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayılarından ve A, B, C, D, E, F harflerinden oluşurlar. 16'lık sayı sistemidir. Bakın arkadaşlar bu sayılar 16'dan küçük olan sayılardır. Yani 1'den 15'e kadar olan sayılardır arkadaşlar. Heksadesimal sayılar 16'lık tabanda yazılırlar. Heksadesimal sayılar bakın arkadaşlar yazım şekilleri de bakın şekilde görüldüğü gibi. Bakın. Bu şekilde yazılıyorlar. Heksadesimal sayılar 16'dan küçük olan sayılardır. Ve şu A, B, C, D, E, F harflerinin ne anlama geldiğine bakalım. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Heksadesimal sayılar 16'dan küçük olan sayılardır. Dolayısıyla ben 16'dan küçük olan sayılardan 10, 11, 12, 13, 14, 15 sayısını nasıl yazabilirim arkadaşlar? Bu sayı sistemlerini çıkaran, heksadesimal sayı sistemini çıkaranlar da A harfine 10 ismini vermişler. B harfine, yani 11 sayısına B harfini vermişler. 12 sayısına C harfi, 13 sayısına D harfi, 14 sayısına E harfi ve 15 sayısına F harfini vermişler arkadaşlar. Neden peki böyle sıralamışlar? Örnek verecek olursak, bakın ben arkadaşlar... Diyelim 15 sayısını şu şekilde yazamam değil mi? Neden yazamam? Çünkü benim 15 sayısını bu şekilde yazmam 1-5 şeklinde algılanır. Değil mi arkadaşlar? Diyelim 15-8 sayısını düşünürsek arkadaşlar. Ben burada arkadaşlar 15 yerine ne yazmam lazım? F8 yazmam lazım. Başka bir örnek verecek olursak 7-13-5 sayısını biz heksadesimal formatta yazalım. 7-13-5 demiştik değil mi? 7-5-13 olsun. 7-13-5 olsun arkadaşlar. 7'yi yazdık. Şimdi 13'ü 13 şeklinde yazarsak benim sistemim 13 sayısını 1-3 şeklinde algılar. Dolayısıyla bakın burada 13 sayısı D harfine karşılık geliyor. Ve biz 13 yerine D harfini yazacağız arkadaşlar. 5'i de bu şekilde yazmış olacağız. Eğer bizim heksadesimal formatta yazacağımız sayılar
9'dan büyük olursa biz burada 10 sayısına A harfini 11'e, B harfini 12, C 13, D 14, E 15, F zaten sıralamada alfabetik sıralamayla aynı şekilde gitmiş arkadaşlar. Sayı sistemleri bu şekilde arkadaşlar. Şunu da belirtmek istiyorum ki sayı sistemleri zaten matematikte kullanılan sistemdir. Hani matematikte de sayı sistemleri sınavlarda falan çıkıyor arkadaşlar. Üniversite sınavlarında da çıkıyor. Sayı sistemleri dönüşümleriyle alakalı pek çok soru üniversite sınavlarında da çıkabiliyor. Dolayısıyla sayı sistemleri dijital elektroniğin, sayısal elektroniğin temeldir arkadaşlar. Çünkü ileride lojik 0, lojik 1, kapılar, Karnot haritaları, efendime söyleyeyim ve bunun gibi pek çok işlemi biz gerçekleştirirken sayı sistemlerini temel olarak kullandığımız yerler olacak. Dolayısıyla size şunu tavsiye ediyorum. Sayı sistemlerini iyi öğrenin arkadaşlar. Dijital elektroniğin ilk konusudur sayı sistemleri. Zaten bunları iyi bir şekilde öğrendiğinizde dönüşümlerini de yaparsınız. Ve diğer konularda da güzel bir temel teşkil eder arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Sizden ricam kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sorularınız varsa da yorum bölümüne atabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.